Anadolu'dan çıktık gurbetin yollarına. Rabbim yardım eylesin tüm kullarına. Evet sevgili izleyenler, bu hafta Samsun'un Ladik ilçesindeyiz. Burada minimalize edilmiş evler var. Aslında bu evler, bu binalar değişik ilçelerden, köylerden sökülüp buraya monte edilmiş. Biz bunları size ekrana getireceğiz. Hemen şunu da belirtelim. Bu hafta programımızın içerisinde ne var? Ladik var. Ladik'te 14 Mayıs Çiftçiler Günü var. Onu ekrana taşıyacağız. Ardından da bir termeye gideceğiz. Termede de Hıdır Ellez şenlikleri yapıldı. Atasporumuz, güreşler var. At yarışları var. Bunları ekranlara taşıyacağız. Bakalım ilerleyen zamanlarda neler olacak, hep birlikte göreceğiz. Evet sevgili izleyenler, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü Samsun'un Ladik ilçesinde davulla, zurnayla, neşeyle kutlanıyor. Tarım Kredi Kooperatifleri olarak bugün Ladik, Samsun Ladik ilçemizde düzenlenen çiftçi günümüze katıldık. Standımızı açtık, ürünlerimizi tanıttık. Çiftçilerimizin her an yanında olduğumuzu kendilerine ifade ettik. Onların her zaman destekçisiyiz. Tarım Kredi Kooperatifleri olarak her konuda yanlarında olduğumuzu ifade etmeye geldik. Yanlarında olduğumuzu burada gösterdik. Bugünlerin çoğalmasını istiyoruz. Tarım Kredi Kooperatifleri olarak da her konuda destekleyeceğiz. Bu tür günlerin düzenlenmesinde teşvik edeceğiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum. Tarım Kredi Kooperatifleri olarak çiftçilerimizin her türlü konularda yanında olduğumuzu bildiriyoruz. Hayvancılık, ekme, sulama ve diğer akaryakıt konularında Tarım Kredi Kooperatifleri olarak çiftçilerimize tüm desteğimizi çeşitli konularda yardımcı oluyoruz. Bugünkü yapılacak olan Dünya Çiftçiler Günü'nde de Tarım Kredi Kooperatifi olarak bölge birliğimizin desteğiyle bazı kategorilerde, yarışmalarda desteğimiz olacak. Çiftçilerimize yem konusunda desteğimiz olacak. Stand olarak da her türlü konuda yardımcılarımızı sağlayacağız. Bu konuda tekrar bize bir söz hakkı verdiğiniz için Köy TV'ye öncelikle sizin adınıza teşekkür ediyorum. Tüm 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü tüm çiftçilerimize hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Thank you.
şey çok ölüklü ısırganlı falan. Bu da geçiden katı, bu da geçiden çökeli, bu da geçiden peynir, bu da acı ekşisi, bu da erik ekşisi, bu da ayva ekşisi, bu da bal doğal, hakiki şey yok, katkısı yok. Bu da çilek reçeli, bu da şey, kuşbunlu, katmer, yoğurt, dal turşusu, bu da tevek dolması, bu da yayla çorbası. Bu da kabuklu bağladırık biz, fasulye, bundan. Bu da lahana şeyi, lahana dolması, lahana dolması. Bu da tevek sarması yine. Bu da inek peyniri. İnek peyniri, bu da koyu ekmekleri, yoğurt. Evet sevgili izleyenler, Ladik'te gezimiz devam ediyor. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde Kadın Çiftçiler Yarışıyor programı var. Hemen kameralarımızı oraya çeviriyoruz. Hayvanlardan kan emerek yaşamını sürdüren ve Kırım Kongo kadamalı ateşi hastalığına yol açan parazit aşağıdakilerden hangisidir? A. Uyuz, B. Bit, C. Kene, D. Karasinek. Bütün masalarımız doğru cevap vermiş görünüyor. Evet. Evet sevgili izleyenler, yarışma sona erdi. 14 rakibini eleyerek birinci oldu. Duygularınızı alalım. Neler söyleyeceksiniz? Çok heyecanlı oldu, bir yarışma oldu. Ve çok iyi de bir sonuç elde ettim. Yarışmacı arkadaşlarıma da başarılar dilerim bundan sonraki hayatlarında. İnşallah her şey hayırlısı olur. Ne yetiştiriyorsunuz, çiftçilik yapıyorsunuz da? Tarım ve hayvancılık var. Mısır, fasulye, patates, hayvancılık da var ara ara. Onları yetiştiriyoruz. Bu yarışmada birinci olmanızda önemli olan herhalde sanırım günlük yapmış olduğunuz bu, evet, iş miydi? Evet, günlük yaptığımız, rutin yaptığımız işlerdi. Peki efendim, hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, teşekkür ederim, sağ olun. Ben Samsun'un Ladik ilçesinden, Delamedoğlu Köyü mahallesinden Dursun Satılmış. 2009'da İstanbul'dan geri dönüş yaptım memleketime. 2009'da dünya genelinde global kriz oldu. Ondan dolayı işten çıkarıldık. Bu yüzden de memleketime geri döndüm. Bir kuruş da kazansam memleketimde kazanayım dedim. Doğuya imkanlar sağlanıyor. Hibe hayvanlar veriliyor ama bizim bu Karadeniz bölgesine bu imkanlar sağlanmıyor. Bundan dolayı da biz vatandaşımız mağdur. Biz de onlardan dolayı mağdur oluyoruz. O yüzden satışta sıkıntı yok. Sadece toplamada sıkıntı var. Köylümüzün cebinde nakit para yok. Şimdi şunu söyleyeyim ben. Şimdi tabii ki hayvancılık artık gün geçtikçe büyüyor. Peki Ladik'te hayvancılık sizin gözünüzde ne durumda? Ladik'te hayvancılık geçen senelerde çok zarara uğradı. Geçen senelerde devletimiz dıştan hayvan ithal etti. Bundan dolayı çiftçi, hayvancı mağdur oldu. 5 liraya kredi alıp da 5 liraya aldığı ineği 3000 liraya sattı. Bundan dolayı da çok zarar etti. Çoğu elinden hayvanını çıkartmak zorunda kaldı. Çünkü neden? Bir tane inek 3000 liraya kadar düştü. Ama yem 50 TL'ye kadar çıktı. Yem 50 TL, hayvan 3 TL, insanlar zarar etti. Ondan dolayı hayvancılık Ladik'te geriledi geçtiğimiz senelerde. Şu anda et fiyatlarında bir oynama oldu. Et fiyatları yükseldi. Hayvancılık yeniden canlanıyor. Bunun devamını diliyoruz. Devletimizden de şunu rica ediyoruz. Yani bizim memleketimize ithal hayvan getirmesinler. Kendi köylümüz, kendi çiftçimiz kendisi üretsin. Bundan dolayı da biz de ekmek yiyelim. Vatandaşımız da memnun olsun. Yani biz bu et fiyatlarının düşmemesini ve hayvancılığın para etmesini, canlanmasını istiyoruz. Dıştan da ithal hayvan istemiyoruz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Birçok çiftçinin, üreticinin gerçekten tercümanı oldunuz. Bu duygu ve düşüncelerinize biz de katılıyoruz. Evet sevgili izleyenler, kime mikrofon uzattıysak az da olsa biraz dertli. Ama ne yapalım? Biz de elçiyiz, elçiye zeval olmaz diyoruz. Evet sevgili izleyenler, Ladik'te 14 Mayıs Çiftçi Günü
yine davullu zurnalı ilerleyen saatlere rağmen devam ediyor. Aralıksız devam ediyor. İşte biz de gördüğünüz gibi bu görüntüyü ekrana taşımaya çalışıyoruz. Daim neşeler sürekli olsun diyoruz ve bu görüntüyle sizi baş başa bırakıyoruz. İş yapar bu. Mesela ot, yonca, mısır, pancar parçalar bu makinamız. Yani daha vatandaşa kolaylık bu. Makinalarımızı Samsun'un Vezirköprü ilçesinde üretiyoruz. Ziraat odalarından da buna ulaşma şansımız. Bundan sonra olacak. Bundan sonraki günlerimizde her ziraat odasına bir tane bırakacağız. Görecek. Vatandaş kullanma amaçlı alıp deneyebilecek ve alabilecek de. Şimdi bu en ufağı mı? En ufağı. Peki bunun saatte yem kırma yani parçalama kapasitesi nedir? Şimdi şöyle söyleyeyim. 200 başlık bir ahırın otunu 10 dakika içerisinde parçalayabiliyorsunuz. En ufağı. En ufağıyla. En büyüğüyle de 2500-3000 tane koyun olan bir çiftlikte rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Yani Amasya'da var, Sulava'da var, Giresun'da var. Yani çoğu çiftliklerimizde var ve vatandaşımız memnun. Servis durumu. Serviste hiçbir işimiz yok. Makinalarımız 5 yıl garantili. Değişecek herhangi bir parçası yoktur makinamızın. Herhangi bir şey olduğu zaman vatandaş telefonu açtığı zaman bize ulaşabiliyor. Onun haricinde yani bilyası, kayışı eskirse onu da en kısa şekilde halledebiliyoruz. Makineden şikayeti olduğu zaman yenisini veriyoruz. Bunun çalışma sistemi nedir? Yani traktör kuyruk milliyle mi? Elektriği ve sanayiyle çalışabiliyor. 220 ve 380. 220 ve 380 ile çalışabiliyor. Şu anda burada buzağı yarışmasını gezdiniz, gördünüz. Neler söyleyeceksiniz siz de Ömer abi Karadeniz gibi bölgesinde ilk defa bir de organik etle uğraşıyorsunuz. Hayvancılığı nasıl buluyorsunuz? Hayvancılık nereye gidiyor? Dünden bugüne farklılıklar neler oldu? Hayvancılık nereye gidiyor? Hayvan cinsleri iyileşiyor. Irk olarak değil mi? İyi yapanlar için kazandırabilecek fiyatlar var bugünlerde. Ama geleneksel usullerde kıyıda köşede iyi yemlerle beslenmeyince biraz zor. Sıkıntı var. Et fiyatları biraz çiftçi için tatmin edici ama bir yandan da bir lobi işte ithalat kapısını açmak için ondan büyük vurgunlar vuranlar var zaman zaman. Zorluyorlar. Halbuki dokunmasalar kendi kendine yavaş yavaş 6 ay içerisinde, 7 ay içerisinde, en geç 1 sene içerisinde fiyatlar yerine gelir oturur. Yani çok müdahale yanlış bir şey oluyor. O lobilerin dediklerine bu işi yönetenlerin kanmaması lazım. Aile işletmelerine yönelik yatırımlar yapılırsa ithaldir, ihraçtır. Bunlar fasafiso. Şimdi bizim tabii cahil görüşümüz, biz şöyle bakıyoruz. İnek demek, süt demek, inek demek. İnek demek, dana demek. Olmayan bir şeye fiyat biçilmez. Sen sütün kilosunu şu güne kadar 500, 600, 700 bin liraya alıyorsun da bu üretici nasıl ayakta kalacak? Ben görüşüm, besiciye 200 lira para mal başı vereceğine sütün fiyatını alıp, yüksek rakama alıp bunu süspansi ederek üretime destek mahiyetinde, amacıyla. Yani ürüne destek anlamında. Tabii. Sütü destekleyelim. Süt desteklenirse
aile işletmeleri para kazanırsa bu işi bırakmaz zaten. Ve göç de önlenmiş olur. Büyük şehirlere göç de önlenmiş olur. O insanlar doğduğu yerde, doyduğu zaman her şey çözülür yani. Doğdukları toprakları tabii, tabii. Doğduğu yerde doyarsa terk etmez. Ama sen sütü 500 liraya, 600 liraya satacaksın. 1000 liraya yem alacaksın. Yani, ya işte. Artık ben besici olarak konuşuyorum yani. Tamam mı? Bütün girdiler de göz önünde. O zaman haydi. Adım İmdat Demir, Gürün Mahallesi'nin muhtarıyım. 2000 yılından beri de o Ziraat Odası'nın başkanlığını yapıyorum. Buradaki hedefimiz tabii önce yerin olacak. Yerin olmayınca hiçbir şey olmuyor, takdir evet, edersiniz. Evet. Hizmet binamızı aldık inşallah. Bundan sonraki hedefimiz laboratuvar yapacağız çiftçilerimize. Toprak tahlili. Ona hazırlanıyoruz. Tabii Ladik'te şartlar çok ağır. Ladik'te kış 6 ay. Yani 10. ayda kar bir yağmaya başlıyor. Burada Nisan'ın sonuna kadar kar vardı. Yani bu her ürünü ekemiyorsunuz Ladik'te. Yani iki ürün ekme imkanınız çok az. Ancak yem bitkisi ekersiniz. Mesela fi ekersiniz. Peşine mısır ekersiniz. Ancak öyle bir ikinci ürün olur. Yani Ladik şartlarını farklı değerlendirmek lazım. Şimdi adam diyor ki Ladik'in yaylaları var. Ama Ladik'in yaylalarının ömrü 2 ay. Mayıs'ta başlıyor, Temmuz'da kurur. Şu hava şartları bir müsaade etse, Ladik'te Temmuz'da kırağı yağıyor. Yani bunun için meyveciliği unut. Meyve yok. Meyve yok. Ama buğdayımız var. Tabii aşırı yağışları saymazsak. Bizde ayçiçek daha ağırlıklı. Yani daha çok tahıl, ayçiçeği, yem bitkisi ağırlıklı ekilişlerimiz var bizim. Yani. Son zamanlarda turna balının nesli tükenmeye başladı diye yani sos veriyor diyorlar. Yani bir İsrail sazanı atılmış. Bu da bizim başımıza bela diyor burada görüştüğümüz insanlar. Maalesef yani Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi bu evet. İsrail sazanı her yerin bütün göletlerin, bütün balıkların düşmanı. Evet. İşte bundan da ciddi bir çalışma yapmak gerekiyor. Tabii bu üniversitenin, devletin, evet. Sivil toplumların bundan topyekun bir mücadele etmesi lazım. Ve bütün gölleri, aslında ülkeyi kurtarmak lazım. Sadece Ladik değil yani, bu ülkenin sorunu oldu. Buradan alışveriş yapan çiftçilerimizden biz bir kere kesinlikle faiz koymuyoruz. Sıfır faiz. Sıfır faiz. Hasata ürün, yani her türlü kolaylık sağlanıyor çiftçimize. Bir de buranın özelliği ne? Biz işe başlar başlamaz bir bitki korumacı mühendisten işe başladık. Burada hem teşhis hem tedavi. Tamamen ücretsiz. Yani çiftçilerimizin arazisine de gidip hastalıkları tespit ediyoruz. Hem teşhis ediyoruz hem de tedavisi için müdahale ediyoruz. Bizim özelliğimiz o. Daha çok biz böyle para kazanma, ilaç satma değil bizim derdimiz. Tohumun sertifikalısını kullandırtmak. İlacın mümkünse ilaç kullandırmamak tabii. Yani gerekliyse de gerekli ilacı dozunda kullandırtmak. Yani buradaki mühendis almamızdaki gaye de bu. Yani tamamen çiftçiye hizmet bizim amacımız. Yani fazla para kazanmak da istemiyoruz. Zaten onların aidatlarıyla odamızı döndürmeye çalışıyoruz. Yani hesabımızda para olacağına çiftçimizin tarlasında ürün olsun diyoruz biz. Peki efendim, geçen sene Ladik tarımı ne durumdaydı? 2015 yılında beklentiniz ne? Yani oda olarak bölgedeki üretimde ne gibi bir ışıklar bekliyorsunuz? Geçen yıl biliyorsunuz aşırı kuraklar yaşandı. Dolu yaşandı. İşte evet. Ondan dolayı üretimde büyük bir düşüş vardı. Bu yıl inşallah biraz yağışlardan dolayı yine buğdaylarda bir rahatsızlık var ama şu an inşallah toparlar. Yani böyle giderse havalar bir sıkıntı yok. Evet. İyi verim olacak. Ayçiçeğinin tam ekim zamanı şu anda Ladik'te. Başka yerlerde çapasını yapıyorlar ama biz yeni ekiyoruz mısırı, ayçiçeğini. Beklentimiz iyi. Bu sene hava şartları da iyi gidecek gibi. Rabbim inşallah fırsat verirse iyi olacak yani. Bu sene hayvan fiyatları iyi.
Yani her sene ağlamıyoruz. Bu sene iyi yani. Hafta olsa yüzümüz büyük yani tebessüm ediyor. İnşallah bu yıl inşallah güleceğiz. Gerçekten güzel bir yerimiz var. Açık hava Ambarköy Açık Hava Müzesi. Çok nefis. Yani orada emeğe geçenlere de teşekkür ediyorum. İlçemize mükemmel bir kazanım. Bir dahakine inşallah orada yaparız. Ladik deyince böyle ladiyi böyle kimse galiye almaz. Sapa kaldığı için herhalde. Böyle ladik sanki böyle yokmuş gibi davranıyorlar. Ben inadına ladikte birileri var. Bak üretim de yapıyor. Evet. Hem de ben iddia ediyorum. Ladik Ziraat Odası adına da ladikliler adına da. Yani ladik Türkiye'de ender bulunan bir yerlerden. Kültür olarak da, insan olarak da, yapı olarak da değişik bir yer. Havası, suyu, insanı. Doğal şimdi Ladik'e dışarıdan gelen memurlar ilk bir iki ay böyle öf püf nereden sanki sürgün gibi gelir. Evet. Emin ol Ladik'e yerleşir onlar. Ladik çok nefis bir yer. Yani buradan ayrılmazlar. Ayrılmazlar. Şimdi, tabii başkanım, Türk bayrağının sallandığı, dalgalandığı her yer bizim. Elbette. Ama biz de gerçekten buralara geldiğimizde huzur duyuyoruz. Gizli kalmış böyle cennet köşeleri, böyle başarılı öyküleri Köy TV olarak ekranlara taşıyoruz, duyuruyoruz. Çünkü biz sizin gözünüz, kulağınız, sesiniz olmaya şahit edindik. Köy TV'nin de hakkını teslim etmek lazım. Yani Allah var ya ben Ladik'e gelmezsiniz zannediyordum. Yok. Ama sizi burada gördük. Bizi de ülkemize tanıtacağınız inşallah. Çok memnun olduk. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz gerçekten. Çok iyi bir ev sahipliği yaptınız. Sanki kendi evimizdeymişiz gibi. İnanın huzur ve mutlu olduk. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Ayaklarınıza sağlık. Buralara kadar geldiniz, bizleri ziyaret ettiniz. Bu gurur verici bir şey. Aşağı yukarı bir 5 senedir bir esnaflık yapıyorum. Bu da Ladik'te en genç esnaflardan birisiyim. Esnaflık çok güzel bir şey. Yani vatandaşlarımızı bilinçlendirerek, doğru şekilde yönlendirerek hayvanlarına sağlıklı bir şekilde yem yedirmelerini sağlıyoruz. Şimdi tamam güzel satışlar iyi de peki geri dönüşler nasıl? Şükürler olsun geri dönüşlerde de yani birkaç tane çıksa bile onlar da sağ olsunlar durumlarını arz ediyorlar. İyi olduğunda geri gelip bizi mutlu ediyorlar yani. Geri dönüşlerimizde sıkıntılarımız yok. Köy köy geziyoruz, halkımızı bilinçlendiriyoruz, ahırlara gidiyoruz. O zaman hemen biz Ahmet Bey'den alalım onu. Ahmet Bey'den alalım o zaman. Çiftçiye istediği, tercih ettiği noktalarda yardımcı olmak ve bilinçli bir şekilde bu işi yürütmek. Üretimi küçükten A'dan Z'ye destekleyerek ülke ekonomisine bu şekilde katkıda bulunmaya çalışıyoruz biz Ünal Yem olarak. Bizim için 5 tane damındaki 5 tane hayvanıyla ahırındaki 500 tane hayvanı olan her müşteri aynı müşteridir. Zaten hizmette herkese eşit koşulları sağlarsanız sektörde de ilerlemeniz zor olmuyor işin açıkçası. Şu anda 50 baş hayvanımız var. Şu hayvanlarımıza da açık besi yeri yaptırdık. Yazın gece yatmaları için. Burada çobanımız var. Çoban güdüyor hem. Çayıra salıyoruz. Bu vaziyette açık besi hem açık besi hem kapalı besi vaziyetinde gidiyor bizimki. Farkı ne oldu açıkla kapalının arasında? Farkı ne oldu? Yazın süt randımanı az daha değişiyor dışarıda yatmasında. Sıcağı gördüğü an her şey otomatik ne diyeyim 50 kilo alıyorsan sütü 75-80 kiloya çıkıyor. Hastalık? Bu arada Allah'a şükürler olsun biz 5 senedir hayvancılığı yapıyoruz. Şeytan kulağına kurşun bir şey görmedik. Yani kendi veterineriyiz yani. En kısacası bu. Hocam zaten kapalı ahırdaki asit ortam dışkılardan hayvanın gezememesi, yüksek nişastadan kaynaklanan ayak problemlerini hayvan açık beside ya da açık işletmelerde bunu rahat atlatıyor. Bundan dolayı da Cihat'la Mehmet'le beraber düşürüyor. Yani bilinçli besleme zaten bir çiftçinin veteriner masrafını azaltır. Ziraat teknikeriyim. Köyde kendi arazimi işleyerek bilinçli bir şekilde tarımla uğraşıyorum.
Fakat tarım hayvancılıkla beraber birleşince çok mükemmel bir hale alıyor. Bir işletme tüketeceği yemin en azından %60'ını %70'ini silaj olarak, ot olarak herhalde üretmesi gerekiyor ki karlı bir duruma geçsin. Evet, evet aynen öyle. Eğer bir tarımla uğraşan bir insan hayvanı yoksa yani bir kar elde edemiyor. Sadece onun hamallığını yapmış gibi bir şey oluyor. İkisi bir arada gittiği zaman yeme olan girdileri biraz daha azalıyor. Evet. İsmim Halil İbrahim Akdemir. Aslen Tatlıcak köyündenim. Kamu kuruluşunda devlet memuru olarak çalışıyorum. Çocuklarım bu işlerle uğraşıyor. Zahirecilik, hayvancılık ve çiftçilikle uğraşıyorlar. Çocuklarıma güvenim sonsuz. Onlara gerekli eğitimi, gerekli dersi verdim. Bir baba olarak mesajınız olacak mı? Çünkü çok önemli. Bundan sonraki sizin o zirveye taşıdığınız bayrağı siz bu gençlere bırakmışsınız. Çünkü artık başka köylerde, başka yerlerde inanın salacayı, tabutu taşıyacak genç insan kalmadı. Evet. Yani buradan bir mesajınız olacak mı genç nesillere? Çoğu artık büyük şehirlere gitti. Evet. Tabii ki onlar da haklı. Çünkü doğdukları toprakta doyamadılar. Evet. Biz şimdi gençlere benim tavsiyem, tabii babalara tavsiyem, evlatlarına karşı, gençlerine karşı. Biz hiçbir zaman baba evlat olmadık. Gerçekten üçümüz bir arkadaş olduk. Devamlı ben onların dediklerini yapmaya çalıştım ama doğru yönde ise, yanlış ise onun yanlış olduğunu anlatmaya, aktarmaya çalıştım. Ve dediğim sözler hep dinlediler. Yanlış ise yanlışı söyledim. Doğru ise doğruyu söyledim ve okeyledim, onayladım. Ve o doğrultuda yürüyorlar. Evet. Ve bütün babalara tavsiyem gerçekten evlatlarını fazla sıkmasınlar. Yapabilecekleri kapasite neyse onu takip etsinler. Onu yapmaya, yaptırmaya çalışsınlar. Evet, şimdi kısa bir ara diyoruz. Aradan sonra termede olacağız.